Ülkemizin en önemli yazarlarından biri olan Ahmet Ümit'in 2012 yılında yayımlanan aşk ve tarihle harmanlanmış bir cinayete tanık olduğumuz romanı Sultan'ı Öldürmek. Farklı türlerde eserleri olan yazarımız özellikle polisiye romanlarıyla adını edebiyat tarihimize büyük harflerle yazdırmış bir isim. Hatta 1996 yılında yayımlanan Sis ve Gece romanı Yunanistan'da yayımlanarak yabancı dile çevrilmiş ilk Türk polisiye romanı olmuş. Ayrıca bugüne kadar birçok eserinin uyarlaması dizi, film ya da radyo tiyatrosu olarak karşımıza çıkmış. Şahane bir aşk çoğu zaman harcanmış bir hayat demektir. Yıllarca aşık olduğu kadını bekleyen baş kahramanımız, tarih profesörü Müştak Serzahi'nin etrafında gerçekleşen cinayetlerin konu edindiği bu romanı aslında romanın girişindeki uzun cümle özetlemeye yetiyor. Biri sizi cinayet işlemekle suçladığında deliller bulur, tanıklar gösterir. Bunun bir iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırsınız. Ama sizi itham eden kişi bizzat kendinizseniz ne yapardınız? Kendisini 21 yıl önce terk etmesine ve bir başkasıyla evlenmesine rağmen hala unutamadığı eski sevgilisinin Türkiye'ye dönmesi ve eski sevgilisinin evine gittiğinde onu boğazından, sapında Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan bir hançerle hançerlenmiş olarak bulması sonucu karanlık bir boşluğa düşen, psikolojik füg hastalığından mustarip tarih profesörü Müştak Serzahi'nin olayın sonrasında hiçbir şey hatırlamaması sonucunda yaşadıklarına ve bir yandan da cinayetin çözümüne konuk olduğumuz sürükleyici bir polisiye roman. Eski sevgili yani bir diğer tarih profesörü Nusret Hanım'ın son akademik çalışması Osmanlı padişahlarında baba katilliği konusu üzerinedir. Bu çalışma bunu hazmedemeyen Osmanlı tutkunları tarafından büyük tepki toplamıştır. Kitabın sayfalarını birbiri ardına çevirirken bu cinayetin bir aşk cinayeti mi yoksa söz konusu akademik çalışmanın bir neticesi mi olduğunu araştırıyoruz. Ahmet Ümit kalemi tartışılmaz bir yazar ve bu romanı da okunması gereken romanlardan. Bu romanın en sevdiğim yanı polisiyeden çok tarihi bir roman olarak görebilmemize rağmen bu kadar güzel okunmasıydı. Tarih okumak herkesin harcı değildir. Kim insan tarihe karşı özel olarak bir ilgi beslerken çoğunluk bundan sıkılır. Ama öyle sanıyorum ki İstanbul'un fethi hiç bu kadar güzel anlatılmamıştır. İstanbul'un fethine bu fetihler sırasında sadece Fatih'in, Osmanlı'nın ya da diğer askerlerin değil, karşı taraftaki Konstantinopolislilerin de neler yaşadığı, neler hissettiği çok açık bir şekilde yansıtılıyor. Tarihi bilgileri o kadar güzel bir şekilde aktarıyor ki kitap, ben romanı bitirdikten sonra İstanbul'un fethiyle ilgili kitaplar araştırmaya başlamıştım. Velhasıl Ahmet Ümit'ten güzel ve tavsiye edilecek bir kitap Sultan'ı Öldürmek. Bu hafta Ahmet Ümit'in Sultan'ı Öldürmek romanı üzerine konuştuk. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.